İstanbul, antik çağlarda Bizantiyon olarak bilinen küçük bir Yunan kolonisi olarak kuruldu. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in komutanlarından Bizans tarafından kuruldu ve ismi Bizantiyon oldu. Milat 330'da Roma İmparatoru, Bizantiyonu İmparatorluğun yeni başkenti olarak seçti ve adını Nova Roma yeni Roma olarak değiştirdi. Daha sonra adı Konstantinopolis olarak değiştirildi. Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu'nun Bizans İmparatorluğu başkenti oldu. 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci, Mehmet tarafından fethedilerek, İslam dünyası için önemli bir merkez haline geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olarak İstanbul, uzun süre önemli bir kültür, ticaret ve siyasi merkez olarak kaldı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte, İstanbul başkentlik unvanını Ankara'ya devretti. Ancak İstanbul hala Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olarak kalmaktadır. Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Süleymaniye Camii gibi önemli mimari eserler bu dönemde inşa edildi. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'da İtilaf Devletleri tarafından işgal dönemi yaşandı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ardından 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara oldu. Ancak İstanbul, Türkiye'nin en büyük kenti ve ekonomik merkezi olmaya devam etti. İstanbul, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, imparatorluk başkentleri görmüş ve bugün modern ve tarih dolu bir metropol olarak varlığını sürdürmektedir. Bu tarz içerikler için abone olursanız sevinirim arkadaşlar.